Bu toprağın kadınlarında bugün modada Ani teyze konuk olacağız. Siz de bu hoş sohbete katılmak istiyorsanız beni takip edin lütfen. Merhaba sevgili kardeşler. Bu toprağın kadınlarında bugün Avni teyzeye konuk olduk. Avni teyzeyi daha yakından tanımak amacıyla küçük bir söyleşimiz olacak. Sorular ve cevaplar içeren. Merhaba Avni teyze. Merhaba. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Çok mersi. Seni biraz daha yakından tanımak istiyorum ben. O yüzden birkaç sorum olacak, birkaç soru yönlendireceğim sana. Hem Hristiyanlık yaşamını daha yakından tanımak için hem de kendi özel hayatını daha yakından tanımak için. Nerede doğdun, nerede okula gittin, nerede evlendin? Bahsedebilir misin biraz tabii, lütfen? 1954 yılında İstanbul'da Beyazıt semtinde Gedikpaşa Mahallesi'nde dünyaya geldim. Hı hı. Ailenin büyük evladı olarak geldim. Benden sonra bir kardeşim daha oldu. Hı hı. Kumkapı Patrikhane'nin karşısındaki Bejiyan Ermeni İlkokulu'nu bitirdim. O zamanki Gedikpaşa ile şimdiki Gedikpaşa aynı mı? Aynıdır. Yani etraftaki insanlar olarak biraz i̇nsanlar daha farklı değişik, belki. Evet. Ama muhit aynı duruyor. Anladım. Daha sonra 14 yaşında Yeşilköy'e taşındık. Oraları tamamen iş yeri olduğu için oluyordu evet. Yavaş yavaş. Evet. Babam hep beraber karar verildi ve gidildi. Yeşilköy'de de güzel zamanlar geçti, güzel anılar oldu. Hı hı. Ama orada en kötü olay kardeşimi kaybetmemiz oldu. Evet, vefat etti. 19 yaşında vefat etti. Anladım. Ailenin ve sülalenin tek oğluydu. Anladım. Liseye kadar okudunuz Hayır. mu? Ortaydı. Ortaokul. Sonra çalışma dönemi mi başladı? Hayır, olmadı. Hı hı. 18 yaşımda evlenip eşimle Kadıköy'e gelin geldim. Genç bir evlilik olmuş. Akabinde hemen 19 yaşında anne oldum. Evet. Şu anda 38 yaşında büyük kızım, 28 yaşında ufak kızım. Evet. Büyük kızımdan iki torun sahibiyim. Hı hı. Hangi kiliseye gidiyorsunuz? Kut Kilisesi'ne gidiyorum. Kadıköy'deki. Evet. Anladım. Kadıköy'deki Kut Kilisesi'ne hı hı. gidiyorum. 36 yaşında gerçek Tanrı ile tanıştım. Hı hı. 36 yaşıma kadar Hristiyan bir ailedeydim. Kiliseye giden bir ailenin içindeydim. Kiliseye gidiyordum ama arayışlarım vardı, sorularım vardı. Sürekli sorunlarımın içinde Rab bana kendini tanıtıyordu. Evet. Arıyordum. Bu arada alkol ve sigara bağımlısıydım. Kaç sene önce bu? Yani böyle tahminen yuvarlak hesap. 36 yaşında 1990 senesinde Rab'be iman ettim. Anladım. Hı hı. Gerçek Rab'be bir arkadaşım vasıtasıyla iman 20 ettim. 20 küsür sene. Biraz oralara gelelim mi? Nasıl iman ettiniz? Hangi ayetler buna teşvik etti sizi buna? Biraz oralara gelelim. Kadıköy'de bir ablamız vardı. Rab onu çekmişti ve Evet. kullanıyordu. Bizim de aile dostumuzdu. Sürekli bana İsa'dan bahsediyordu. Evet. Kim olduğunu söyleyebilir misin? Söylemek ister misiniz? Tamam. Geçelim ona. Ondan izin almadığım tamam, için doğru, bu pardon. Konuyu söylemek Evet. istemiyorum. Ama böyle bir şey olduğunu bilseydim alırdım. Belki Hı-hı. evet diyebilirdim. Hı-hı. Duydum. Ama biliyordum ki yaşantımda çok büyük sorunlar vardı. Yani günahın içindeydim. Evet. Günahın ne olduğunu bilmiyordum ama bir yanlışlar vardı hayatımda. Bu arada aile sorunlarım son derece sıkıntılı bir dönem içinde, depresyon içinde ve sigara bağımlısıydım. Alkol ve Arkadan sigara. Da alkol geldi. Anladım. Tamamen elimde sigara, ağzımda Her gün jiletle dolaşan. Her gün içki içiyor muydunuz? Ya, sonra son bölümlerde o da oluyordu. Ve Anladım. her gece saat 3'te uyandırılıp sigara içiyordu. Ciddi bir bağımlılık. Evet. Gece yarısı uyandırılıp, Evet. Uyku arasında uyandırılıp. Evet. Anladım. Herkes içme diyordu aile fertleri. Evet. Herkes içme, yazıksın diyordu ama daha çok içmek geliyordu içime. Onların söylemleri bana Ters etki teşvik ediyordu. yapıyordu. Ters etki ediyordu. Evet. Bu arada bu arkadaşım sayesinde iman etmek istiyordum ama
dua grupları vardı Kadıköy'de. Gidip geliyordum. Korkarak gidip geliyordum. Çünkü biliyordum ki bir şeyler bende ters ama ne olduğunu bilmiyordum. Birdenbire bir toplantıda diş çöküp Rabbe iman eder misiniz diye sordular bana. Direkt bana gelip sordular. Evet. O kişiler ablalardı, olgun ablalardı. Tabii seve seve dedim. Çöktüm, İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcı olarak kabul ettim. Evet. Bu kiliseye başladığınız dönemden daha ne evveli. Daha evveli. Evet, 36 yaşından sonra 40 yaşıma kadar yine dünyaya ait yaşadım. Anladım. Tamamen arınmış olarak değil. İsa'ya kendini göster diyordum ama kabul etmiştim o kadar. Kutsal kitap okuyamıyordum. Sıkıntılarım vardı. Bu arada büyük bir dua topluluğunda benim için dua ediliyordu. Alkol ve sigaradan kurtulmam için. Evet. Amerika'dan bir arkadaşım geldi. Buradan gitmişti. Bir aylığına yanında beraber bir gece dua ediyorduk arka odada. Hı hı. Eşim de önde oturuyordu. Burada. Evet, burada. Bu eve. Dua ederken içimden bir sesin artık sigara ve içki içmeyeceğini söyledi ama o sesin ne olduğunu bilmiyordum. Anladım. Ve birdenbire başımdan bir şeylerin çıktığını hissettim. Anladım. Hı hı. Ve o anda şifa almıştım. Anlıyorum. Ben aldığım şifayı önce hissetmiştim. Ve o gecesi sanki ben öbür sabah kalktığımda senelerce eve sigara içmişliydim. Hmm. 40 yaşında özgür oldum. Ve o özgürlükten sonraydaki kutsal kitap bana rehber oldu. Bir günde, bir anda mı? Bir anda. Bir anda. Bir anda, mucize. Bana kendini göster diyordum. Yaşayan diri Rab diyorlar. Doğru mu diyordum, soruyordum. Evet. Ertesi günü istiyorum. Nasıldı? Ailelerin tepkisi, ailenin tepkisi, aile bireyleri. Yani hiç kimse inanmıyordu. Ne oluyor? Hiç kimse inanmıyordu. Anlattınız ama bunlar oldu. Hiç inanmıyorlardı. Diyorlar insanın nefsi var. İnsan kendini hakim olup tutabilir. Yapamıyordum. Hala diyorlar ki bunu siz yaptınız aslında. Hani yapamıyordum. Bu Tanrı'dan değil. Ben anladım. Yapamıyordum. Yapamadığımı gören Tanrı bana gelip de anladım. Beni temizlemişti. Anladım. Hı-hı. Ve ondan sonra gerçekten Tanrı bütün kapıları açmıştı. Hı-hı. Ve böylelikle iman hayatı başladı. Hı-hı. Devam edin. O senesi evet. Deprem. 99 yılında büyük depremin olduğu dönem. 90'dan 99'a kadar olan süre içinde ben yavaş yavaş büyüyordum. Birdenbire büyüyemedim. Ama 95 yılında temizliğimden sonra kızım yeni evlenmişti. 2 sene sonra bebekleri olacaktı. Büyük bir denenmeyle karşı karşıya geldim. Yeni öğrenmek üzereydim. Yeni dua hizmetine giriyordum. Dua etmeyi öğreniyordum yavaş yavaş. Bebeğimizin kilo almadığını ve boynunda annenin kordonun dolandığını söylüyorlar. Anladım. Yani bebek kurtulmayabilir. Büyük bir ihtimalle anneyi evet. Kurtulalım kordon dolanmalarında genellikle çocuk yaşamıyor. Ve gerçekten dua hizmetine duaya gidiyordum, geliyordum. Hiç kutsal kitabın hiçbir yerini de tam bilmiyordum. Evet. Birdenbire bir dua hizmeti, yani duaya gittim, hizmeti verdiler. Duamı aldım, eve geldim. Rab ne olacak diyordum. Bu aile bağı ne olacak? Çünkü teyzem, büyük teyzem vefat etmişti 20 yaşında. Kardeşim 20 yaşında vefat etti. Hı hı. Ve arkadan çocuklarım olmadıysa da torunlarıma geldi. Evet. Torunuma geldi diye düşünüyordum. Yani bir bağ vardı. Anladım. Kötü bir bağ vardı. Anladım. Etkileneceğini kötü bir düşündünüz. Kötü olduğunu hissediyordum. Etkileneceğini evet. Düşündünüz. Evet. Sonra birden... birden bir kitaptan... Kutsal kitap önümdeydi ve böyle ellerim açıktı. Bir yer açıldı bana. Bilmiyordum ben orayı. Ama gerçekten Rab bana konuşuyordu. Neresiydi? İsterseniz okuyalım. Evet, Yeşaya. 57 olması lazım. Yeşaya. Evet. Yeşaya. Tamam. Buraya koymuşsunuz. Yeşaya 57. Çizdik mi? Evet. Siz bana söyleyin tam ayetin yerini. Evet. 50. Yeşaya söyleyeyim. Sevgili kardeşler, Yeşaya 57 17. ayet. Oradan itibaren sonuna kadar 58'e kadar okuyalım. Size herhalde tam 17. ayet. 17, 18. 17 ve 18. ayet okundu. Tamam. Yeşaya 57.
17. ayet. Haksız kazanç suçuna öfkelenip halkı cezalandırdım. Öfkeyle yüzümü çevirdim onlardan. Ne var ki inatla kendi yollarından gittiler. Yaptıklarını gördüm ama onları iyileştirip yol göstereceğim. Karşılık olarak hem onları hem de aralarında yas tutanları avutacağım. Dudaklardan övgü sözleri döktüreceğim. Uzaktakine de yakındakine de. Tam esenlik olsun diyor Rab. Hepsini iyileştireceğim. Ama kötüler çalkalanan deniz gibidir. O deniz ki rahat durmaz. Suları çamur ve pislik savurur. Kötülere esenlik yoktur diyor Tanrım. 17-18 haksız kazanç suçuna öfkelenip halkı cezalandırdım. Öfkeyle yüzümü çevirdim onlardan. Ne var ki inatla kendi yollarından gittiler. Yaptıklarını gördüm ama onları iyileştirip yol göstereceğim. Evet. Bu banaydı. Hı hı. Yani bu torunumun hastalığı banaydı. Benim sizin hayatımı. Için evet. Ve Rab ne olur lütfen merhamet et deyip ağlamaya başlıyordum. Her gün bebek kilo almıyordu. Kalp atışları zayıflamıştı. Kızıma bakıyordum bir şey diyemiyordum ama bulmuştu Rab. Gerçekten çünkü Rab'siz bir yaşantımız vardı. Evet. Ve bebeğimiz doğdu. Doğdu ve hemen yoğun bakıma. Hemen alındı. Yoğun bakıma aldılar. Hı hı. Yoğun bakıma alındı. Biz her gün yoğun bakıma gidip kapısında diğer bebeklerle beraber bizim bebeğimizi de içine alarak kutsuyorduk. Rab lütfen şifa diyorduk. Ve dua ediyorduk. Evet. Ve dördüncü gündü. Ocak 6'ydı. Evet. Benim isim günümdür. Evet. Ocak 6 Ocak. Hı hı. Hastaneye gittim çiçek alıp kızıma. Evet. Anne olarak o da bir anneydi. Hı hı. Ama biliyordum ki bebek yine küvezdeydi. Hı hı. Birden gitti. Bir yanına verilmişti. Bir mucize. Bir ikinci mucizeydi evet. O. Bebek iyileşmişti, şifa almıştı, kilo almıştı ve odaya verilmişti. Hı hı. Gerçekten Rabbim mucizesiydi. Amin. Rab önce vurdu ve sonra iyileştireceğim evet. onları diyor. Aynen Yaşaya'da 57 dediği gibi. Gibi. Ben bu yeri bilmiyordum. Rab kendisi açmıştı. Size konuştu. Bana konuştu. Evet. Ve konuştuğunu da uyguladı. Amin. Vaadiydi bana. Evet. Ve şu anda torunum çok güzel dua eden, 13 yaşında okuyan bir çocuk. Çok güzel. Bir de şey yapalım ister misiniz? Mezmurlardan size hitap eden bir özel mezmurunuz var mı? Var. Eminim çok vardır da bir hepsi tanesini çok güzel. Özel olarak okumak 108'in isterim. 108'in 3'ü harika. Mezmurlar 108. Evet. Mezmurlar 108, 3. Ayet. Ayeti okuyorum. Bütün suçlarını bağışlayan... Hmm. 108, ben 108, özür dilerim. O 108, 103. Evet 103'e gittim. Pardon. Bir dakika. Mezmurlar 108, 3. ayet. Halkların arasında sana şükürler sunayım ya Rab. Ulusların arasında seni ilahilerle öveyim. Halkların arası, ulusların arası. Bu neden bu burası özellikle mezmurların? Evet, 103, 108. Gittim kilisede 72 ulustan halk var. Oo. Çok fazla. Önemli. Çevremde gerçekten. Gerçekten 72. Evet, her 72 farklı milletten. Evet. İnsan var. Var. Hmm. Ve aynı şekilde çevremde de çok yabancılar var. Evet. Çok uluslardan insanlar var. Ve gerçekten Rabbin bolluğunu, cömertliğini de görüp şükrediyorum. Bunların arasında. Gerçekten Rab bana dua etmeyi öğretiyor. Amin. O döneme gidelim biraz. İman etmeden önceki döneme gidelim. O dönemle bu dönem arasındaki Avni teyze arasındaki farkları karşılaştıralım mı? Neler var mesela? Akıllıyım diye kendime hep gurur duyardım. Akıllıyım. Gurur vardı o zaman. Ama şeytanın verdiği akıl vardı. Ha, anladım. Evet. Tamamen şimdi Tanrı'nın aklı bende diyor ya. Hikmetli, evet. Mesih'in aklı olmak. Sizde var. Evet. Akıllı. Hangi akıl? Evet. Ben kime hizmet ediyorum? Evet. O zamanla bu aradaki bu denge çok önemli. Hı-hı. Var mı başka birkaç karakter özelliğiniz? Net hatırlayabildiğiniz? Ne hakkında? Ne yani hani? Çok net. Şu bende kesinlikle vardı. Bir şey daha, bir örnek daha. Şu bende kesinlikle vardı ama artık o yok.
Evet. Ya da şu bende hiç yoktu. Evet. Hiç merhametli biri değildim. Pembe yalan, mavi yalan derler. Yalan Ha, söylüyordunuz. yalan Ha. söylemek. Aa, anladım. Hiçbir zaman Rab arındırdı. arındırdı. Yalanın günah olduğunu anladım. Bu Pembe yalan, mavi yalan diye bir şey yok. yok. Yalan Yalan yalan. yalandır. Yalan Bir yalan. lirayı çalsan da aynı, bin Evet. lirayı çalsan da Yalanın aynı. rengi yoktur. Yok. Aynen. Bu farklılıkları etrafınızdakiler görüyorlardı mı büyük bir ihtimalle? Aa, işte Avni teyze, Evet. Avni değişiyor. Bu farklılıkları... Ruhsal kardeşlerim bunun farkındalar. Hı. Ev halkım pek memnun değil benden. Biraz anlatabilir misiniz? Tabii, Çok özel tabii, değilse. tabii yok, hayır. Yani çok önceliğim Tanrı olduğundan ama evdeki çoğu hiçbir işimi aksatmamaya çalışarak Tanrı'ya koşmayı isteyen biri. Çünkü ev halkının önce bir bereket diyeceksin, sonra kilise. Tamam ama bu konuda biraz tartışmalar, sorunlar yaşanabiliyor. Ev halkım yani bu kadar çok okumanın gereği nedir? Bu kadar işine girmenin alemi yok. Herkesin de Allah'ı var Hı. gibisinden sürekli çatışma demeyeyim ama yani çok memnun değiller. Cevabınız ne oluyor? Ben Tanrı'ya aitim. Anladım. Amin. Güzel. O cevabın tamam bu kadar. Başka bir şey. Aynen. Çok güzel. Peki ben mesela bu program için tam özel ve gerçekten spesifik olan bir soru soracağım. Tam da konuşmamızın üzerine olacak. Tanrı'nın sizin hayatınızdaki yeri nedir diye sorsam, Tanrı'nın sizin hayatınızdaki yeri nedir? Sizin için ne ifade ediyor? Tanrı'nın benim hayatımdaki yeri önceliğidir. Öncelik odur. Hı. Yaşam amacım odur. Önce odur. Çünkü her şey onun aracılığıyla bana verildi. Hepsi Hı. sonraydı. Hı. Başta oydu. Çünkü o beni kurtardı. Ve o beni akladı. Hı. O benden hoşnut. Hı. Eksiklerime rağmen merhameti üzerinde. Ve hayatımın ilk sırası onundur. Amin. Her şeyin önündedir. Amin. Dua zamanları yapıyor musunuz evde kendinize özel? Veya yani Hayır. Benim evde özel evde. saatlerim, yoğunluğum, ev yoğunluğum çok biliyorsunuz annem. Evet. 2 senedir yatalak. Evet. Ve onunla her konuda özel bakımı bana ait ama eşim de bu konuda bana çok yardımcı. Bütün dış işleri doktor, ilaç işlerini de o hallediyor. Ama yine de bütün bakımı bana ait. Hı. Avni teyzenin çok cici bir annesi var. Yaş olarak söylemeyeceğim ama gerçekten Söyle. programdan önce 80 küsürlerinde 80 85. 85 programdan önce küçük bir sohbetimiz oldu. Ben doğma büyüme tabii ki yani sadece Heybeliada değiliz ama yılın belirli aylarında Heybeliada'da yaşıyorum. Ve benim için Heybeliada çok huzur verici bir ortam. Benim için özel bir yer. Avni teyzenin annesi Heybeliada'da ortaokula gitmiş. Bundan 1940'lı yıllarda ben 28 doğumlu kendisi. evet adanın tarihini okuyorum. Bir taraftan işte adanın kiliselerinin hangi tarihlerde yapıldığını, ne gibi olayların, ne gibi vakaların geçtiğini inceliyorum. Ve Avni teyzenin annesiyle bunlar üzerine konuştuk. Yani benim karşımda bir tarih vardı. Bunlar üzerine konuştuk. Ve onu alıp program olarak doğduğu yere Büyükada'ya götürmeyi düşünüyoruz. Birkaç İnşallah. dönem sonra. Sizinle beraber yaşıyor. Evet. Babamı kaybettikten sonra yanıma bir tek evlat olarak Hı. yanımda olması çok daha elzemdi. Anladım. Çünkü Yeşilköy'den Kadıköy'den Yeşilköy artık yeterince dolmuştu Evet. limit. Geliyor mu sizle kilise? Gelirdi. İlk zamanlar geliyordu ama şu anda hiçbir yere gelemiyorum. Önderlerim gelip kutsarlar, bereketlerler. Hı. Hastalıklarında duaya gelirler. Hı. Kutta hizmet yap bir hizmetiniz var mı? Kut Var. kilisesinde. Dua hizmetindeyim. Evet, nasıl Çarşamba biraz günleri. 10 açıklayın senelik bir isterseniz. hizmetimiz bu. 3 arkadaşız bu hizmette. Esas 5 arkadaşız ama üçümüz daha çok gelebiliyoruz. Bütün soru soranlara, sorusu olanlara, Türk kardeşlerimiz çoğunlukla Hı. geliyorlar. Hem soruyorlar, hem nasıl bir şey diye bakıyorlar, hem de sorularına cevap, dua da almak isteyenler oluyor. Hı. Çarşamba günleri 1 ile 4 arası
Oradayım. Çok Bugün hoş. olduğu gibi. Sadece çarşambaları mı oluyor? Evet, zaten pazar günleri önderlerimiz dua Hı ediyorlar. hı. Ama Hı. her gün açık kilise. Gelen Hı. giden oluyor ama önce özellikle de çarşambaları bize verilmiş. Rab'den bir gün. 4 saat sürüyor. 4 saat, 5 saat de Belki 5 olabilir. saat. Ben bugün Anladım. erken çıktım Hı. mesela. İman hayatınız boyunca, iman ettiğiniz dönemle bu dönem arasındaki o yıllar, 20 küsur yıl, 20 küsur yılı kapsayan dönem boyunca hiç keşke şu hizmete girseydim. Keşke şu hizmete, örneğin koroda yer alsaydım, sesim güzeldi veya keşke bir şey çalmayı öğrenseydim de öyle Rabbe hizmet etseydim. Dediğiniz bir nokta Hayır. var mı? Tanrı gerçek yere koyduğuna inanıyorum. Çünkü verimli olduğum sürece hissediyorum ki benim yerim orası. Yaptığım işten bereketi görüyorsam, alıyorsam, ben aldığım gibi karşısı da alıyorsa doğru yerdeyim. Hı. Ama tabii ki tapınma da bir parçası olabilir. Ama gerçekten dua hizmetine, dua çağrımız vardı, yakarış. Yalnız gelenler için değil, ülke adına, ulus adına, dünya adına devamlı yakarıyoruz. Kendiniz belki ekstra bir program yapıyorsunuz veya Biz devamlı orada kendi önce bir saat hizmetten evvel dua ediyoruz. öyle Tabii. mi? Bir Kendi saat, oluşturduğunuz konular üzerine mi? hayır. Genel kilisenin biliyorsun ki bunun ayağı kırık, öbürünün bacağı sakat mesela. Bu haftaki olaylar var. Bir günlük televizyondan aldığımız olaylar var. Bunların üzerine dua ediliyor. Bu Savaşlar üzerine dua ediliyor. hizmet için kesinlikle sizin doğru kişi olduğunuzu nasıl bildiniz? Çünkü rüyamda bana günü verilmişti. Biraz Yani açıklayabilir bu misiniz? hizmetin seminerleri oldu. Donanıyorduk, bilgileniyorduk. Bilmiyordum ben ki çarşamba günüdür diye. Bir gece rüyamda bu bize öğretmenlik yapan bayan kesinlikle çarşamba günüdür hizmet demişti. Ben çok anlamadım o zaman, 10 sene evvel. Ve not alırım ben. Bütün gördüğüm rüyaları not alırım. Hı. Ve bir ay geçmedi, çarşamba günü hizmet denildi. Hı. Ve böylece başladı. Bundan evvel pazartesi 7-9'du. Çalışanlara da hizmet veriliyordu. Evet. Çarşamba da 1 ile 4 arasıydı ama pazartesini kapattık. Hı. Çünkü pazartesi akşam 7-9 arasında çok çalışan bir ara vardı. Sonra yok oldu ve bizler eleman olarak az kişi kaldık. Hı. Erkek çalışan hizmetkarlarımızın da olması gerekiyordu. Anladım. Bu açıdan onu kapattık Anladım. şimdilik. İleriye yönelik dua ettiğiniz, yani bir hizmetin daha eklenebileceği veya Bir hizmet bitip öbür hizmet başlayabilir mesela ne veya bunun olabilir acaba? yanına bizim esas pelerinimiz danışmanlıktı zaten. Hmm, anladım. Bunun yanında zaten dua hizmetinin yanında danışmanlık veriliyor. Hı. Ama başka bir hizmet de açarsa seve seve. Hı. Aile danışmanlığı mesela kadınların danışmanlığını mı alıyorsunuz veya genç kızların mı veya Gelenleri sorularla yönlendirip önderimize yönlendiriyoruz. Çünkü bizim önderimiz danışmanlık yapıyor bunların Anladım. eşleriyle beraber. Yani biz anlıyoruz. Rab bize o bilgeliği vermiştir, o pelerini vermiştir ki bu kişinin bu konuda danışmanlık alması gerekir. Hı. Ve bizim yeterli saatimiz olmazsa bizim önderlerimize Hı. yöneltiyoruz. Anlıyorum. O da ilk o zamanlara gidelim isterseniz. İlk o iman ettiğiniz dönemi. O dönemle bu dönem arasında mesela o dönem daha az seminerlere katılabiliyorduk, daha zor kutsal kitap bulabiliyorduk. Şimdi çok daha rahatız. Böyle bir fark var mı Hayır. yoksa? Ben iman adımıma başlarken de aynıydı. Neyse, Kadıköy'ün içindeki Kut Kilisesi'ndeki ortam, çevredeki ortam bugün de aynıdır. Bir sıkıntımız olmamıştır. Hı. Hep aynı gitmiştir. Hı. Bir rutin bir günü öğrenmek istiyorum sizden. Sabah kalkıyorsunuz gece yatana kadar. Eminim çok yoğun. Çok. Hani hem ruhsal yaşantı olarak hem de tabii ki ailenize bir bakma sorumluluğunuz Evet. olarak. Sabah ilk işim kalkıp gündelik sessiz zamanımı Rab'le yapmak. Her şeyin önce 7.30-8 gibi bazen 6.30 kalkıp Rabbimle bir yarım saatlik, bir saate yakın çalışma kitaplarımla gündelik ruhsal besinimi almak. Gündeği Kutsal bitmemi. kitap okuyup dua mı Evet. ediyorsunuz? Hı. Gündelik çalışma kitaplarımla. Hı. Ondan sonra annemin odasına geçip annemi hazırlamak. Ve daha sonra kahvaltı masasında hep beraber bir kahvaltıyla günümüz başlıyor. Hı. Annemin eğer bir doktoru varsa mesela yarın anneme doktor bir bakım grubu gelecek.
onlara yararlanıyor. İlaçları eksikse eşimle paylaşıyorum ve daha sonra günlük yapılacak işler varsa onlar evde. Yoksa büyük kızıma orada hizmet etmeyi koruna. Evet. Ondan sonra tekrar eve gelip bütün bir günü yorgun ama sevgiyle yaşayıp bitiriyoruz. Mevhibelerden bahsedelim mi biraz? Yani evet. Tanrı'nın size verdiği mevhibeleri biliyorsunuzdur muhakkak. Veya bu danışmanlık sırasında yani Tanrı'nın size konuşup da bunu paylaştığınız anlar oluyordur. Bunlara bahsedebilir miyiz? Yani Tanrı bana şu şekilde konuşuyor veya hayatımda mucizelerle konuşuyor veya benim şöyle bir mevhibem var. Bunu biliyorum, bu Tanrı'dan, çünkü Tanrı bunu benimle konuştu, bana iletti. Evet, Tanrı bana çok açık şekilde rüyada konuşur. Öyle mi? En son şöyle yakınlarda sabah konuştum. Öğrenebilir miyim? Tabii. Dün akşamki bu sizin gelişinizde evet dedim ve bu sabah bir rüyayla uyandım. Yine not aldım. Beyazıt Meydanı'ndaki caminin önündeydim. Ve orada bir inşaat fazlalığı vardı. Elimde de bir bidon su var, bidon vardı. Kola şişesiydi, su dolduracaktım. Bir ufak kızım yanımdaydı, onda da bir su vardı. Bidon vardı, su dolacak. Hortum vardı ama hortum örgü gibi olmuş, iki kat, buradan nasıl su gelecek diyordum. Ve birdenbire baktım çok temiz su akmaya başladı. Şişeyi doldurmaya başladı. Bana anlattığı, duayla aldığım şuydu. Bu topraklara enkazlar kalkacak, tertemiz sular akacak bizler aracılığıyla. Amin. Amin. O konuda da Rab sizi kullanıyor kesinlikle. Evet, ben sizi bilmeyen, Tanrı'yı bilmeyen yüreklere. Rab bugün, yani bunun Rab'den olduğuna günün evet. isteniyordu, istiyorlardı ama hayır diyorduk. Evet denilmesi ve gece beni Rabbim bereketlemesi. Ve eğer gerçekten de bende bir payım olacaksa bu topraklarda çok sevinirim. Birçok ulus dinleyecek, birçok millet, televizyonlardasınız. Söylemek istediğiniz peki, yani imanlı olan, imanlı olmayan kardeşlere, net Tanrı'yla ilgili, Rab'le ilgili söylemek istediğiniz, yani bu güzel bir fırsat kameraya konuşmak, söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Mutlaka. Gerçi bayağı konuştuk, bayağı bir mesaj verdiniz. Fakat belki ekstradan söylemek istediğiniz. İstediğim bir tek şey var. Gerçekten bu topraklardaki iman eden kişiler, İman etmeyenlerle çok iyi bir arkadaşlık kursunlar. Sevgiyle onlardan ayrılmasınlar. Ve hedefe ulaşacağız. Amin. Günlük tekrar rutin güne geri dönüyorum. En iyi yapabildiğiniz yemek. Merak ettim. Ermeni ailelerin en çok yaptığı güzel, çok var. Ermeni yemekleri dolma, çok güzel. Mezeleri var. Öyle mi? Evet. Peki mutfak işleri mi bana göre kesin, yoksa temizlik işleri mi bana göre kesin? Hepsi bir arada aynı ortamda aynı şekilde gitmeli. Öyle bir mi? Ev kadınının daha üstün daha altı olamaz. Çünkü hepsinden sorumludur ev kadını. Yani yemeğe verdiği zaman kadar temizliğe de vermeli. Çamaşırı da, ütüye de, hepsini yapmalı. Yapabildiği kadarıyla. Yani hepsi gerekli. Biz programdan önce onu açıklamak istiyorum. Çok güzel bir kek yedik. Diyet. Çalışma arkadaşlarım, sevgili çalışma arkadaşlarım sayesinde diyet yemeğe dikkat ediyoruz. Ve Avni teyze çok hoş bir kek hazırlamıştı bizim için. Nescafe ile beraber. Çok güzel bir kekti. Yumurtasız, zeytinyağlı diyet bir kek. Ellerinize sağlık efendim. Diyet olsun. İstanbul'da Beyazıt'ta doğduğunuzu söylediniz. Evet. Ben İstanbul tarihini araştırıyorum. Çok seviyorum. O dönemin yaşayanlarını veya o dönemin yerleşim şeklini inceliyorum, okuyorum. Biraz bana Beyazıt'tan, o dönemdeki Beyazıt'tan bahseder misiniz? O dönemdeki halktan, şimdikinden farklıydı büyük bir ihtimalle. Çok farklıydı.
tamamen Hristiyan ailelerle beraberdik bizim oturduğumuz muhitlerde. Vardı. Çok Rumlar vardı. Bizans'tan kalan Rumlar vardı. Ermeniler vardı. Türkler de vardı tabii. Yani Selanik'ten gelen Türkler vardı, komşularımız. Çok değişikti ve komşuluk ilişkileri çok iyiydi. Diline, ırkına bakmadan beraberce bayramlarımızda giderdik. Onlar bayramlarımıza gelirdi. Çok çok iyiydi ama İstanbul'un geneli böyleydi. Şimdi tamamen değişti komşuluk O da ilişkileri. zaten şu an Gedikpaşa'da bir Yani tamamen bir ticaret, hane oldu. her yer dükkan, her yer Evet. satıcılar da oldu. Hiç Evet. söylediğinizle hiç Zaten alakalı değil. o Hiç alakalı zaman bir yer değil. 14 yaşıma kadar o şekilde. Ondan sonra bozulduğu için zaten biz Yeşilköy'e gittik. Anladım. Birçok yer değiştirdiniz. Birçok farklı komşularınız oldu. O dönemin komşuluk ilişkileri nasıldı? Şimdikiler nasıl? O dönemin komşuluk ilişkileri, ailedeki gelen kültürel bağlar, bu topraklardaki kültürel bağlarla aynıydı. Sürekli komşularımızla, hepsi Hristiyan değildi ama her biriyle insanlık saygısı ve ilişkisi içinde bayramlarımızda beraberdik, kötü günlerimizde beraberdik, iyi günlerimizde beraberdik. Yeşilköy'deki bazı komşularımız var, babamın Karslı deyip saydığı, hala görüşürüz. Yani ama o eski komşuluk zaten yok ama olanlar devam ediyor. Büyükler dünyadan göçse bile çocukları ve torunlarıyla devam O ediyoruz. dönemdeki insanların belki de hani yurt dışına yaptıkları göçler de mi acaba biraz bunu azaldılar, gittiler. Mutlaka büyük etken. Tabii. Anladım. Yani. O yüzden ki şimdi biraz daha zayıfladı maalesef. Evet. Bir de o zamanın ev kadınlığı vardı. Şimdi tamamen ev kadınlığı diye bir şey yok. Çoğu çalışıyor. Çoğu çalışmak zorunda. O da tamamen, Çünkü yani evet. farklar var. Ekonomik durumlardan dolayı maalesef çalışmak Evet. zorunda O oluyor. açıdan da dolayı çoğu Görüşemiyorlar. görüşemiyorlar. Vakti yok, zamanı yok. Bu Evet. şekilde. Sabah gidiyor, akşam geliyorlar. Evet. Hani komşuluk ilişkisi devam edemez Evet. ama bizlerin hala devam ettiği var Anladım. komşuluk ilişkileri. Şöyle bir düşünce var, şöyle bir inanış oluyor genellikle. Sadece Avrupa ülkeleri veya Amerika ülkeleri, yani o bölgelerde Hristiyanlığın var olduğu düşünülüyor. Ama bu değil. Çünkü biz bu birçok program çektik ve bunların çoğunda teyzelerimiz, Kars'tan teyzemiz vardı. Pardon, siz de Evet, evet, Kars'tansınız. evet. Malatya'dan vardı. Kastamonu'dan vardı. Ben hatırlıyorum. Ve gerçekten Malatya'dan vardı. Kastamonu'dan vardı, Kayseri'den vardı, Yozgat'tan vardı. Yani bunu saydıklarım hepsi Anadolu. Türkiye. Türkiye'de de Hristiyanlık var. Vardı Ve o değil. teyzeler gerçekten o zamanında o topraklarda doğmuşlar, büyümüşler ve burada yaşlanacağız, Evet. burada Bütün göreceğiz Anadolu diyorlar. Hristiyanlıktı, doğrudur. Zaten İncil'in merkezi Türkiye'dir. Yedi kilise de Türkiye'dedir. Gerçekten de çoğu Hristiyanlık doğudaydı. Batıda vardı ama doğudan batıya daha çok göç oldu. Vardı, evet, doğrudur. Yani zaten o dışarıki ülkelerden önce bizim bu topraklarımız kutsanmıştır, bereketlenmiştir. Her yönüyle. Danışmanlıkta bunlardan da paylaşıyor musunuz? Bu gibi Şahsi konular ortaya çıkıyordur. danışmanlıklarda bunlar pek paylaşılamıyor ama çoğu gelenlerden, benim babaannem Ermeniydi veya Rum'du Evet. veya dedem Ha evet. Ermeniydi diyorlar. O Yani dönemde. toprağın eskileri Siz de bu toprağın Hristiyanlık. kadınısınız. Evet, Siz de evet. burada yaşlanacaksınız, değil mi? Evet, Gitmeyi burada düşünmüyorsunuz doğdum, Avrupa'ya burada falan. yaşıyorum. Asla. Gezmek için evet ama Ha, burada son nefesim burada. yaşlanacaksınız. Bu Evet. halkımın Neden? arasında. Neden? Bu toprağın insanıyım. Evet. Yani ister Birkaç istemez. dış ülkeleri gittim gördüm ben. Ama insan kendi buradaki çöpünün kokusunu bile arıyor. Havasından mı, suyundan mı, Arıyor, yoksa arıyor. yemeklerinden mi? Hepsi bir arada. En azından eğer o günü ben komşuma gidemezsem, bir telefonla arayıp da bilirim ki onunla bir şey paylaşırsam bana cevap verecek. Bu çok önemlidir. Bu dayanışma. Evet. Bu topraklarda var bu. Evet. Dara kaldığında her yönden darlıkta sana gerçekten kapısını açıp da seni baş tacı eder. Yani Bizde bu, bir evet, bu bizim toplum böyle kültürde bir toplumun galiba bir içindeyiz. de biraz da merhamet daha, yani Fazla. tabii ki karşılaştırmak ve onları yargılamak değil Hayır. amacımız, ama kültür farkı olarak biraz daha merhametli miyiz? Biraz daha
farklı, vicdanımız biraz daha mı fazla? Çok duyarlıyız. Bu konuda gerçekten bu özel bir hediye. Gerçekten bu ulusta var bu. Bu ulusumuzda, bu ul halkımızda, hepimizde evet. var bu. Yok diye bir şey yok. Gerçekten de var. Ben bunu görüyorum ve yaşıyorum. Evet. Ben bundan 2-3 hafta önce Avrupa'da bir yere gitmiştim. Bir başkente gitmiştim. Hı. Stockholm'e. Orada bir yolda giderken bir şeyle karşılaştım. Hani Türkiye'de hayatta olmaz. Ha, bu bizde oluyor. Ne kadar doğru? O da tartışılır ayrı ama. Bir kadın yerde yatıyordu ve ambulans bekliyorlardı. Hı hı. Ve ambulans geldi. O sırada trafik var. Ambulans geldi. Ambulans indi. Kadını aldı. Ama kimse kadınla ilgilenmedi. Herkes geldi ve geçti. Kimse kadına bakmadı bile. Geldi geçti. Yani bizde olsa tabii ki vicdandan dolayı, vicdanımızdan dolayı ister istemez ne oldu size nasıl yardımcı olabiliriz? Yanlış şeyler de yapmıyor muyuz? Yapıyoruz. Yanlış bir müdahale Hayır. yapıyoruz. O insan sevgisini Tanrı bu halkımızın bizim içimize koymuştur. Ama çoğu kişi bunu kullanamıyor biliyor musunuz bu sevgiyi? Bilmiyorlar. Farkında Burada. Değiller yani. Evet. Evet Olabilir. Yani sevgi hayatta ki bence sahip olduğumuz en önemli Eminim şey. Için. Ama çoğu bunun farkında bile değil. Ama bilmeden de olsa o sevgiyi veriyor. Evet. Danışmanlık kısmına gelmek istiyorum. Evli çiftler geliyor mu? Hayır, evli çiftler geliyor ama bizim önderimiz bunlarla ilgileniyor. Hı hı. Biz biraz ayırt etme ruhunu almışızdır. Hı. Ve biliyoruz ki duaya gelenlerin bu yeni evlenecek olanlara bizim önderimiz danışmanlık verecek diye biliyoruz ve söylüyoruz. Hı hı. Siz bizim önderimizden bu danışmanlığı alabilirsiniz diye. Biz genel danışmanlığın içindeyiz şu anda. Anladım. Evlilik hayatı. Tanrı'nın seçtiği kişi hı hı. Ve Tanrı'nın evlilik hayatındaki faktör, hı hı. faktörleri. Evet. Bunu şöyle bir harmanlasak, Kutsal kitap rehberimiz olmalı. Zannediyorum kutsal kitabın ilk daha yaratılışın içindeydi. Yakup'tu, o dedi ki sakın başka ulustan insan alma hı hı. oğluna. Hı hı. Değil mi? Evet. Yani farklı bir inanıştan. Diyelim, yani inanış olabilir, ulus olabilir, farklı inanışla farklı ama inanışla. Farklı ulus olur, aynı inanışa sahip evet. olabilirsiniz. Evet. Olabilir. Neden Tanrı'nın ruhu evlilik hayatında olmalı? Olmazsa ne değişiyor, olursa neler oluyor? Yine kutsal kitap Faiz de çok güzel bunu açıklamıştır. Üç katlı ipi çok güzel anlatıyor. Evet. Dinleyelim birazcık. Şimdi tam yerini çıkartamayacağız galiba. Tamam, üç katlı Aklınıza ip kalan... dediği yani bay ve bayan Tanrı ile beraber 3 kat daha sağlam oluyor çünkü. 2 katip daha az sağlam. Ama Rab ile beraber 3 katip çok daha sağlam. Evet. Onun içindir ki evlilikte 3 katlı ipin çok büyük önemi var. Yani Tanrı ile beraber yürümenin. Evet. Hangi inanış olursa olsun. Evet. Gerçek Tanrı sözüyle beraber yürümeli. Evet. Sizin evlilik hayatınızda siz iman etmeden önceki, Tanrı'yı tanımadan önceki hayatınıza, Hı. Tanrı'yı tanıdıktan sonraki hayatınız arasında Hı hı. mesela daha çok sabredebiliyorum. Daha alttan alabiliyorum. Daha çok dikkatli yanlışlara hayır diyorum. Öyle mi? Yanlışların farkındayım ve hayır diyorum. Hı hı. Belki bu konuda da belki benim eksiğim var. Evet. Ama artık bilerek yanlış yapmak istemiyorum. Çünkü biliyorsunuz ki kutsal kitap diyor ki bilenden daha fazla bedel ödeyecek. Hı hı. Bilen bilerek yaptığı yanlıştan daha çok azar işitecek o zaman. Tavsiyeler var mı? Mesela birçok arkadaşımız belki evlilik hazırlığında şu an. Ya da evlendiler, yeni evlendiler. Ya da evliliklerinin kötü bir aşamasındalar. Ağır bir dönem geçiriyorlar. Evlenmeden birbirlerini taşıyabileceklerini, birbirlerinin eksiklerini kapatabileceklerine inanıyorlarsa... Hı hı. Taşımak çok önemli. Açığını bilerek kapatmak evlilikte çok önemli. Hı hı. Eğer birbirini kapatacaksa, birbirini destekleyecekse hemen evlenebilirler. Ve içlerinde büyük bir esenlik olmalı bu konuda. Çocuk büyütmede peki? Yani yine ikisinin beraberliğinde. Tanrı'nın... İkisinin eveti evet, hayırı hayır olmalı. Yoksa? Yoksa o çocuk. Sorunlu. Tabii. Problemler Tabii. birbirini kovalıyor. Tabii. Peki. Çok teşekkür ederim Rica Ahmet teyze ederim. Bu güzel hoş sohbet için ben teşekkür bizimle ediyorum. Bu paylaşımın ben için teşekkür ediyorum. Çok özel ve çok güzel şeyleri paylaştın hem teşekkür torununla ediyoruz. İlgili evet. hem nasıl iman ettin nasıl şehadetini nasıl
Hristiyanlık hayatına başladın. Şehadetin için de çok teşekkür ediyoruz. Rica ediyorum. Güzel kekin için de çok teşekkür ediyorum. Ellerine size layık değildi sağlık. Ama kısa zamanda oldu. Afiyet olsun. Bugünkü programımızı burada sonlandırıyoruz sevgili kardeşlerim. Bir sonraki bu toprağın kadınlarında tekrar sizinle buluşmak dileğiyle selamette kalın.